Dedi ki yok kardeşim. İdare et. Ömrü gözde hastanesinde o dediğin nedir? Yok. Seninki şey yani. Her ikisi aynı. Yok. Uzak bu sefer bozuldu. Sadece yakını göremiyordum yani. Ama şimdi hem yakın. Böbrek gibi olsaydı onu da çağırıp oraya kalkarlardı. Battal Gazi Belediye Başkanımızı 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bizi kabul etmesinden dolayı tüm Battal Gazi muhtarları ve diğer muhtar arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Kendisi hakikaten çok naif bir insan. Çalışkan bir insan. Yol arkadaşımız. Yani biz memnunuz. 103 muhtar olarak başkanımızın her zaman yanındayız. Çalışmaları takdire şayan. Bizim takdir etmemiz yetmiyor. Dışarıdaki muhtar arkadaşların takdir etmesi de gözüküyor. Battal Gazi rengini, kabuğunu kırdı. İnşallah yeni dönemde imar çalışmalarıyla makas daha da daralacaktır. Güzel bir şey ortaya çıkıyor. Muhtarlar Günü tüm muhtarlarımıza kutlu olsun. Bu vesileyle Muhtarlar Günü'nü Osmanlı'da başlayıp Cumhuriyet'te taşlanan Muhtarlık Müessesesi'ni bizlere kazandıran ve gün olarak da kutladığımız şu günü bize bahşeden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Sayın Başkanımız geçmiş yıllardan beri ve bugün geldiği hizmetten beri bu memlekete bu hizmet veren bir insan. Kendisi de bizler davet ettiğinden dolayı muhtarlarım adına şahsım oldum. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bize verdiğiniz o önemi buradan muhtarlarım adına size teşekkür ediyorum. Çünkü ekibiniz muhtarlar ve daire başkanı ve diğer bütün daire müdürleri ve daire arkadaşları, ben onlara tek tek kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü yanımızdan 2 gün, 3 gün hiçbir yere ayrılmadan ve sorunlarımızı dinlediler ve bizim de istirahat edeceğimiz yerlere kadar da bizlerle aynı şeyden yoldan yürüdüler. Ve sağ salim gittik geldik ve buradan sizin bu yapmış olduğunuz geziden dolayı, ondan sonra arkadaşlarımla dolayı 19 Ekim bütün muhtarlarımıza hayırlı ve vesileleri getirsin ve aynı zamanda da Reis-i Cumhurumuza tabii ki bu günü meclisten çıkarıp bize armağan ettiğinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum, saygılarımızı sunuyoruz. 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bugün Malatya Battal Gazi Belediye Başkanımız Sayın Osman Güler'i ziyaret ederek, daha doğrusu kendilerimizi kabul buyurmasıyla değerli muhtarlarımızla şahsının makamında ziyaret ettik. Günümüzün önem ve ehemmiyetiyle ilgili Sayın Başkanımıza fikir alışverişinde bulunacağız. Sürekli muhtarların yanında olan değerli il, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Merkez İlçe Belediye Başkanlarımız gün içerisinde muhtarlarımızı kabul ederek günümüzü kutlamışlardır. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü bizlere bahşeden Sayın Cumhurbaşkanımıza, şahsım ve muhtar arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun. Mesai arkadaşımız olan, birlikte çalıştığımız Sayın Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Biz muhtarları evinde kendi makamında ağırlayan Battal Gazi Belediye Başkanımıza teşekkürümü sunuyorum. Bizlere bu mutlu günü armağan eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, muhtarlarım, Malatya muhtarlarına ve muhtar arkadaşlarımla şahsıma teşekkür ediyorum. Osman Başkanımızı teşkilatın içinde, halkın içinde gelen bir insan, halkla beraber haşır neşir olmuş bir başkanımız, her ne kadar yeşil muhtarları olsak da Battal Gazi Bey'in çalışmaları takiben izliyoruz. Kendisi de muhtarlarımızla beraber istişare içinde şehrimize katkı sunmakta. Kendilerine çıkmış olduğu bu yolda kolaylıklar diliyorum. Bizleri de kabul ettiği için şahsım ve derneğim adına teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepiniz bizim için, toplum için gerçekten önemli bireylersiniz. Aslında muhtarlarımız her gün anılmayı hak ediyorlar. Çünkü her gün toplumun içerisindeler, her gün toplumla beraberler. İşleri zor. Biz de aynı sorun, sıkıntıları zaman zaman yaşıyoruz.
belki bireylerin kendi ailelerine iletememiş oldukları sorunları muhtarlarına iletiyorlar. Dün akşam bir muhtar beni arıyor. Buyur abim, hayırdır? Ya beni bir arkadaş aradı, İstanbul'da oğlum kaybolmuş. Şimdi ya oğlum nasıl kayboldu kardeş, İstanbul'un neresinde vesaire. Neyse sonradan bir şeyler sağ solu araştırdık. Yani işte oğlu kaybolmuş, daha karakola gitmeden muhtara gidiyor. Toplumun belki çözüm mekanizmasının ilk basamağını teşkil ediyor. Allah hepinizden razı olsun. Uzun süredir, süreçtir siyasetin içerisindeyiz. Yani uzun süreçtir derken işte AK Parti ile beraber. Buradaki her bir kardeşimi, her bir ablamı uzun süreçtir tanıyorum. Hiçbirinden bir gün incinmedik. Hep böyle mesafemiz güzel oldu. İlişkilerimiz belli bir seviyede seyretti. Bundan dolayı Allah hepinizden razı olsun. Gününüz bereketli olsun. Zor, hakikaten sizin işiniz de zor. Aynı zorluğu biz de yaşıyoruz. Yani böyle hakikaten birçok muhtarı bir arada görmek, zaman zaman bir araya gelmek. Çok güzel bir duygu. Bir arada olmak çok güzel şey. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Muhtarları ziyaret ettiğimde bunlar da her muhtarın var var. Herkes başlıyor. Türkiye Uluslararası Derneği